Sessizlik! Susun! Buyurun savcı bey. Teşekkür ederim sayın hakim. Bu dava sanık Kemal Şahin'in işlediği haneye silahla tecavüz ve silahla adam yaralama suçlarından dolayı açılmıştır. İlk olarak davacılardan Elci Cemşir Öğütçü'nün dinlenmesi için... Vallahi sayın hakimim, benim kızım çok namuslu bir aile kızıdır. Tamamen kendi isteği ve rızasıyla büyük çiftçi Muzaffer Bey'in yeğenine avrat olmak istedi. Biz de peki dedik. Ama daha sonra bu Kemal çıktı. Dedi ki eğer kızı verirseniz sizi öldürürüm diye tehdit etti üstüne. Yalan, yalan söylüyor hakim bey. Ben kimseyi tehdit plan etmedim. Tamam, otur yerine. Efendim, tanıdığım Kemal son derece iyi huylu, karıncayı bile incitmeyen bir insan. Kemal, Güllü'yü ve ailesini tehdit etmek şöyle dursun. Tam tersi, abisi Hamza tarafından birkaç kez tehdit edilmişti. Paşa, yok öyle bir şey hakim bey. Otur, seni de dinleyeceğiz. Kapı kırıldı, sonra Abu Kemal eve dalıp silahını çekti. Sonra beni gözünü kırpmadan vurdu hakim bey. Kurşun böbreklerimden birini delip geçmiş. Tek böbrekle yaşıyorum. Doktor bana dedi ki... Şimdi bu Kemal oğlanın böyle bir halt yiyeceği belliydi hakim bey. Neden diyorsanız, çünkü kendisi hep her vakit tabancayla gezerdi. Yalan, yalan söylüyor hakim bey. Benim hayatım boyunca hiç tabancam falan olmadı. O tabanca Hamza'nındır. Bir daha konuşanın sözünü kesersen seni içeri tıkarım. Otur yerine. Şimdi hakimim, bu tabancasını beline takıp sık sık benim dükkanıma gelirdi. Cemşir'e, yani Güllü'nün babasına benim tarafımdan haber göndermek istiyordu. Yani haber dediysem aslında tehdit. Yok efendim, Güllü kızı kimseye yar etmezmiş. Yok efendim, biz kıza zulüm ediyormuşuz. Yok efendim, Güllü kız birine yar olursa bizi öldürürmüş falan filan. Biz tabii ciddiye almadık, güldük. Gençtir, kanı kaynıyor, ondan böyle konuşuyor dedik. Ama meğerse bu Kemal içten içe plan kuruyormuş. O gece eve tabancayla dalıp Hamza'yı vurduğunda bizim canımızı komşular kurtardı hakim bey. Yalan! Yalan söylüyor hakim bey amca. Bunların hepsi yalan söylüyor. Sessizlik. Kimsin sen kızım? Adım Güllü hakim bey amca. Benim de söyleyeceklerim var. Beni de dinleyin. Savcı bey, bu kızcağızı neden mahkemeye çağırmadınız? Sayın hakim, Güllü hanım doktor raporuyla çok hasta olduğunu ve duruşmaya gelemeyeceğini bildirmişti. Ben bir şey bildirmedim hakim bey amca. Babam olacak alçak namussuz benim yerime yemiş o altı. Gel kızım, anlat ne anlatacaksan mahkemeye. Kemal suçsuzdur. Biz birbirimizi seviyoruz ve evlenmek istiyoruz. Ama bunlar, şu Nahşu Reşit'ler, baba deneye utandım şu adam, beni zorla başkasıyla evlendirmeye kalktı. Öyle ağlayacaksan olmaz. Babam, Ermen Reşit. Bir de şu abim olacak Hamza. Beni Zaloğlu Ramazan'la evlendirmeye ikna etmek için dövdüler. Olmaz dedim. Ben o soytarı olana varmam. Sonra beni direğe bağlayıp dövmeye başladılar. Ya!
Da ne duruyorsun, vursana! Yaklaşma Kemal, yakarım! Sanık ayağa kalksın. Gereği düşünüldü. Hüküm. Sanık Kemal Şahin'in subut bulan suçlarından dolayı ceza kanununun ilgili maddeleri uyarınca 4 sene hapsine, sanığın iyi hali ve hafifletici sebepler göz önünde bulundurularak cezasının 1/2 nispetinde indirilmesine ve 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Allah'ım yar, Allah'ım yar, Allah'ım yar, Allah'ım yar, Allah'ım yar.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.